Tonguç Akademi'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. İkinci dönem, ikinci yazılı kampımız başladı. Heyecanlar dorukta. Arkadaşlar Allah'ın izniyle bu yazılıları da çok güzel bir şekilde bitireceğiz. Bizler bunun için varız. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz biliyorsunuz, yazılarımızda öncelikle sizlere özetleri paylaşıyoruz. Şöyle hızlıca bir konu tekrarı yapacağız. Sonrasında ne yapıyoruz? Yazılı provası yapacağız. Allah'ın izniyle çok güzel geçeceğine inanıyorum. Bu biliyorsunuz son yazılımız ve bunu da çok güzel bir şekilde notlarımızı yüksek tutarak bitirmemiz gerekiyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılını böylelikle güzel bir şekilde tamamlamış olalım. Din kültürü ve ahlak bilgisinin konu tekrarını yapacağız öncelikle. 4. üniteden başlayacağız. 5. üniteden de bazı konularımız sınav konularına dahil kazanımlarımıza göre hazırladığımız konu tekrarına hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar 4. ünitemiz gençlik ve değerlerdi. Burada öncelikle değer nedir? Değerlerin kaynağı nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Değer ne demekmiş? Bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanlardaki maddi manevi ögelerin tümüne değer diyoruz. Değerler kendi içerisinde kaça ayrılıyor? İkiye ayrılıyor. Maddi değerler ve manevi değerler şeklinde. Maddi değerler dediğimiz zaman tarihi ürünler, kültürel ürünler, bilimsel ürünler bunun içine giriyor. Mesela binalar değil mi? Giysiler, bir toplumun kültürünü yansıtan araç gereçler, bunlar maddi değere giriyor. Manevi değer dediğimizde ise gelenekler, örf ve adetler, inançlar, duygu, düşünce ve davranışlar, bunlar manevi değerlere giriyor. Mesela bir toplumun dini değil mi? İnançları o toplumun manevi değerini oluşturur. Süleymaniye Camii'ni örnek olarak verelim. Süleymaniye Camii mimari bir eser olarak maddi değere girer değil mi? Çünkü ne dedik? Binalara giriyor. Bir milletin temsil eden binalar. Ama dini bir yapının temsili olduğu için de manevi değer kategorisine giriyor. Dolayısıyla camiler ya da ibadethaneler diyelim hem maddi hem manevi kategoriye giriyor. Değerlerin oluşumunda dinin etkisi nedir, ne kadardır bundan bahsedelim. Arkadaşlar din insanın güzel ahlaklı olmasını ister. Toplumun birlik ve beraberliğini kuvvetlenmesini ister. Dini ilkeleri benimseyen bir kişi adalet, akrabaya yardım etmek, misafire ikramda bulunmak, dürüstlük, yardımseverlik gibi duyguları ne yapar? Düşünce dünyasına, pratik hayatına geçirmeye çalışır. Din insanın dürüst olmasını ister, sorumluluk sahibi olmasını ister, adalet gibi önemli ilkelere sahip çıkmasını ister. Dolayısıyla İyi insanın sahip olduğu değerler dinin etkisiyle ortaya çıkar diyebiliriz. Şimdi ahlaktan bahsedeceğiz tabii ki öncelikle. Ahlak ne demek? Huy, mizaç, karakter, tabiat gibi anlamlara geliyor. İnsanın iyi ya da kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bu huylarının etkisiyle ortaya çıkardığı davranışlarının tümüne ne diyoruz? Ahlak diyoruz. Din ne demek peki? Din, adet, yol, gidişat gibi anlamlara geliyor. Sözlük anlamı. Boyun eğme, itaat gibi kelimelere de geliyor. Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle, bakın kime hitap ediyor? Akıl sahibine. Zorlama hayır. Kendi istek ve hür iradeleriyle, yani kendi seçimleriyle hayırlı ve güzel olan şeylere sevk eden ilahi emirler bütününe din diyoruz arkadaşlar. Değerlerin oluşumunda örf ve adetlerin etkisinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bu konudan da bahsedilmişti. Örfün tanımı yapılmıştı derslerimizde, adet nedir bundan bahsedilmişti. Örf ne demek arkadaşlar? Bir toplumun uygulana gelen, yani bir toplumda uygulana gelen ve nesilden nesile aktarım yoluyla devreden değer ve davranışlara örf diyoruz. Adet ise bir önceki nesilden görüldüğü şekliyle tekrarlanan toplumsal alışkanlıklara deniliyor. Mesela sünnet ve evlilik merasimleri, yeni doğan çocuğa isim koyma, anne ve babaya itaat, saygılı olmak, selamlaşmak, aynı şekilde akrabayı ziyaret etmek ve vatanı korumak, bunlar birer neydir? Örf ve adettir arkadaşlar. Örf ve adetler toplumun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen yazısız kurallardır arkadaşlar. Şöyle not alalım. Yazısız, yazılı olmayan kurallara ne deniyor? Örf ve uygulamalara, örf ve adetler deniliyor bu uygulamalara. Gençlerin kişilik gelişiminde dinin etkisi nedir peki? Ne kadar etkili olur? Önemi nedir? Bundan bahsedelim. Öncelikle kişiliğin tanımını yapalım. Bireyin inanç, tutum, değer, mizaç, duygu gibi yönleriyle fiziksel, ruhsal ve duygusal özelliklerine deniliyor. Bir diğer ismi mizaç, karakter kavramıyla da kullanılıyor. Mizaç, bireyin duygu ve davranış boyutunu ifade eder. Yani bir durum karşısında hissettiğimiz duygu, bu duygunun ortaya çıkış süreci ve duygu durumumuzun sürekliliği bizim karakterimiz, kişiliğimiz hakkında ipuçları verir karşımızdaki insana. Mesela bir durum karşısında A kişisi farklı bir tepki verirken B kişisi tepkisiz kalabilir. Bu da A ve B kişilerinin farklı mizaçlara sahip olduğunu gösterir. Karakter ise insanın içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışına ve değerler sistemine uygun bir davranış tarzını benimsemesine deniyor. Yani karakter bireyin zaman içerisinde kazandığı özellikler deniliyor. Mesela Hazreti Ebubekir örneği verilmişti. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kimdi bunlar? Halifeler değil mi? 4 halifemiz. Halifelerin hepsi aynı dönemde, aynı toplum içerisinde yetişmiş olmalarına rağmen farklı mizaçlara sahipler değil mi? Ama aynı toplumda yetişmiş, aynı örf ve adetler içerisinde büyümüşlerdi. Ama onların mizaçları birbirinden farklıydı. Kişiliğin bir parçası olan karakter, bireyin sosyal normlara uyumunu ifade ettiği için de topluma yön veren değerler kişilik gelişimini tabii ki ne yapıyor? Etkiliyor arkadaşlar. Din de tabii ki etkileyenlerden biridir. İnsan hayatını anlamlandırmaya ilk olarak değerlerle nerede karşılaşıyor? Ailede karşılaşıyor değil mi? Çocuklar ilk olarak nerede başlıyor değerleri öğrenmeye? Ailede başlıyoruz. Gençlik döneminde bu nasıl devam ediyor? Peki eğitim kurumlarıyla devam ediyor. İletişim araçlarıyla ve arkadaş ortamlarıyla, arkadaşlık ilişkileriyle devam ediyor. Toplumun geleceği olan gençlerin, genç neslin iyi yetiştirilmesi konusunda İslam dini oldukça öğütlerde bulunmuştur. Bu noktalarda mesela Peygamber Efendimiz hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan başka bir miras, daha kıymetli bir miras bırakmamıştır hadisiyle güzel ahlakın, güzel karakterin mirastan, değerli mirastan daha kıymetli olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz İslam'ı anlatırken en büyük desteği kimden almıştı? Tabii ki gençlerden almıştı. Gençlerin dindar, ahlaklı ve iffetli olarak yetişmesi için de çalışmıştı. Onlara çeşitli görevler vermişti. Mesela 1. Akabe biatından sonra Musab bin Umeyr ismindeki sahabeyi Medine'ye İslam'ı öğretmesi için göndermişti. Zeyd bin Sabit ismindeki bir diğer genç sahabeyi de vahiy katibi olarak görevlendirmişti. Yani Allah'tan gelen ayetleri yazmakla görevlendirmişti. Görüyorsunuz ki çok kıymetli görevler vererek onları hayatın içerisine katmıştır Peygamber Efendimiz. Evet arkadaşlar, temel değerlere geçiyoruz şimdi. Temel değerlerde adaleti gördük, hikmeti gördük, iffet ve şecaati gördük. 4 tane temel değerimiz vardı. Adaletle başlayalım öncelikle. Adalet ne demek? Doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme ve doğru yolu izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelir. Arkadaşlar, adaletin bir karakter özelliği olarak nasıl ortaya çıktığını görüyoruz. Dengeli olmak. Aşırılıklardan uzaklaşıp her şeye hakkını vermek demektir. Yani bir insanın karakterinde adalet nasıl tezahür eder, nasıl ortaya çıkar? O kişi duygularında aşırılıklardan uzaksa, yani aşırı öfkeli ya da aşırı sinirli, aşırı hırslıysa bu kişi için adalet değerinin eksik olduğunu söyleyebiliriz. Adalet değeri her insanda bulunması gereken bir değerdir. Allah da bu karaktere sahip olan bireyleri sevdiğini söylüyor. Çünkü Allah adildir ve adaletli olanları sever ayeti var. Adaletle bağlantılı olarak Allah'ın isimlerinden birinden bahsetmek istiyorum. El Adl. Allah'ın isimlerinden biridir. Adaletle hükmeden, adaletli olan ve hiç kimseye zulmetmeyen anlamına gelen Allah'ın isimlerindendir. Arkadaşlar, Allah-u Teala kendisi adil olduğu gibi insanların da birbirlerine adaletli olmasını istiyor. Adaletin zıttı ne demekmiş? Zulüm. Zulüm, haksızlık yapmak, bir kişiye zulmetmek, yani ona kötülükte bulunmak, hakkını elinden almak, zorbalık etmek gibi anlamlara geliyor. Adalet hak edene hak ettiğini vermekse, zulüm bu hakkı teslim etmemek gibi anlamlara geliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerde zulümden yana olmayın yoksa size de ateş dokunur ayetleriyle insanları adalete teşvik etmiştir. Yine doğru şahitlik yapmak, adaletle şahitlik yapmak, yalan şahitlik yapmamak da önemlidir. Adalet deyince akla gelen isimlerden biri ikinci halife kimdi? Hazreti Ömer. Şöyle Hazreti Ömer diye yazalım. Başlık içinde ne diyelim buna? Parantez içinde adaletin sembolü diyelim arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Çünkü Hazreti Ömer adalete çok önem veren, hiç kimseye haksızlık yapmayan, herkesin hakkını teslim eden önemli bir halifedir. Adaletin sembolü olmuştur. Arkadaşlar adalet ne diyoruz? Dürüst, insaflı, dengeli, ölçülü olmak, ilkeli ve samimi olmak. Adaletin zıttı olan ise zulüm, haksızlık, insaflık, zorbalık, tutarsızlık, taşkınlık gibi erdemsizliklere sebep oluyor. Gelelim şimdi hikmete arkadaşlar. İkinci değerimiz şöyle bir diyelim, buraya da iki diyelim. İkinci değerimiz hikmet, bilgelik, yerindelik, isabet etmek, derin anlayış sahibi olma ve dinin inceliklerini bilme. Hikmet pek çok anlamda kullanılıyor arkadaşlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen anlamı var. Nübüvvet, peygamberlik anlamlarına geliyor. Gerçeği açıklayan, şüpheyi gideren kesin bilgi anlamlarına geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in detaylarına hakim olmak, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmek de hikmet olarak ifade edilmiş. Aynı zamanda düşünce ve eylemde, yani zihinde ve davranışta dengeyi yakalamak, orta yolu yakalamak da hikmettir. Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam hikmet sahibi bir kişi olarak tanıtılır. Lokman Suresinde Allah-u Teala onun oğluna verdiği öğütleri bizlerle de paylaşır. Kendisi çok derin anlayış sahibi olan, eşyanın arkasındaki yüzü görebilen biriydi. Manayı algılayabilen biriydi ve Allah'a şirk koşmamak, anne babaya saygılı davranmak, insanlara kibirli davranmamak, mütevazi olmak, namazı dosdoğru kılmak, yürüyüşte doğal olmak gibi nasihatlerle oğlunu hikmete davet etmişti. Hikmetin zıttı nedir arkadaşlar? Cehalettir arkadaşlar. Ne demek? Anlayışsızlık, bilgisizlik ve dengesizliktir. Gelelim bir diğer değerimize, iffet. Haramdan uzak durmak, kötü söz ve işlerden kaçınma demektir. Daha çok nikah ve aile kavramlarıyla birlikte değerlendirilir. Ama tabii ki sadece iffet bununla sınırlı değil. Aynı zamanda nefsin aşırı isteklerinden uzak durmak, hem yeme içme hem dünyevi ihtiyaçlar, bedensel hazlarla ilgili olarak da kişinin kendini sınırlaması, aşırıya kaçmaması iffet olarak değerlendirilir. İffetsizlik beraberinde neyi getiriyor arkadaşlar? Güvensizliği getiriyor, ikiyüzlülüğü getiriyor, riyayı, samimiyetsizlik, ihanet, yalan ve hayasızlık gibi kötü davranışları da beraberinde geçiriyor. İffetli olmak, namusu korumak, aynı zamanda izzetli, şerefli, lekesiz, doğru, dürüst bir hayat yaşamak ise iffetsizlik, güvensizlik, ikiyüzlülük gibi kavramlara geliyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sık sık Allah'tan iffet ve haya dilemiştir ve dua etmiştir, değil mi? İffetle ilişkili bazı kavramları da burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bizim 3 tane kavramımız daha var. Şöyle not edelim. İfrat, tefrit ve itidal kavramları var. Şimdi arkadaşlar, aşırıya kaçmak, ifrat yani derecesinde diyoruz ya, mesela bu kavramı illaki duymuşsunuzdur hayatınızda. Normalinden aşırıya gitmek. Bir de tefrit vardır ki bu da olması gereken düzeyden daha aşağı kalmaya da tefrit. Bu ikisinin ortası, ifrat ve tefritin ortası ise denge dediğimiz şey itidaldir arkadaşlar. Yani İslam bizden itidalde olmamızı, dengeyi kurmamızı, orta yolda olmamızı ister. Duygularımızda, yeme içmede, dünyevi hazlarda, bedensel ihtiyaçlarda, her şeyde ama her şeyde orta yol, orta kararda olmamızı tavsiye etmiştir. Gelelim bir diğer değerimiz şecaat arkadaşlar. Yiğitlik, kahramanlık, cesaret gibi anlamlara gelir. İslam dini Müslümanların canlarını, namusunu, mallarını, vatanlarını, dinlerini korumak için cesur hareket etmelerini ister. Yani korkak olmalarını istemez. Mesela vatan savunması söz konusu olduğunda ne yapacağız? Korkmadan vatanımızı koruyacağız. Elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu her bireyin bir görevidir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i her konuda bize örnek kıldığı gibi bu konuda da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örnektir. Çünkü kendisi Müslümanlarla müşriklerin savaşında Müslümanlar kendisini siper olarak kullanmışlardır. Yani Hazreti Muhammed Müslümanlara cesaret vermiştir. Çünkü o korkmadan dini adına, vatanı adına ve milleti adına savaşmıştır. Şecaatin zıttı ise korkaklıktır arkadaşlar. Korkaklık, bencillik, tutarsızlık, ilgisizlik ve hile gibi erdemsizliklere sebep olur. Aynı zamanda arkadaşlar, şecaat dediğimizde de aklımıza kim geliyor? Hazreti Ali geliyor arkadaşlar. Hazreti Ali cesaret ve kahramanlığıyla sembol olmuş bir halifedir, bir isimdir. Adalette kim akla geliyordu? Hazreti Ömer geliyordu. İffette de Hazreti Osman gelir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şöyle not alalım. İffetli ve haya sahibi bir genç olarak, halife olarak Hazreti Osman akla gelir. Hemen şöyle geçelim diğer konumuza. Arkadaşlar 5. ünitemiz gönül coğrafyamızdı. Burada İslam medeniyeti ve özelliklerinden bahsedilmişti. Öncelikle arkadaşlar kültür ne demek, medeniyet ne demek, bunlardan bahsetmek istiyorum. Medeniyet Arapçada yerleşik olmak, şehirli bir hayat yaşamak gibi anlamlara geliyor. Farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle medeniyet kurulur. Evrensel bir nitelik taşır. Mesela Türk, Arap, Fars kültürlere baktığımızda birbirinden farklı değil mi? Ama her biri ortak bir noktası var ki İslam ve bunlar da bu kültürlerde, bu milletlerde neyin parçası? İslam medeniyetinin parçası. Yine daha çok bir farklı oluşumu, tarihi oluşumu ifade etmek için de İslam medeniyeti ya da Batı medeniyeti, Çin medeniyeti gibi geniş kavramlarda kullanılıyor. Türkçe'de medeniyet yerine daha çok hangi kelime kullanılır? Uygarlık kavramı kullanılıyor. Şimdi gelelim kültüre. Kültür, toplumların sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne deniliyor. Şöyle çizelim altını. Arkadaşlar kültür maddi unsurları çoğunlukla günlük yaşamla ilgili maddi ihtiyaçları karşılayan ögelerdir. Örneğin yiyecek, içecekler, bunların hazırlanma biçimleri ya da işte kılık kıyafetler, evler, binalar, mimarimiz değil mi? Kullanılan araç ve gereçler kültürün maddi unsurları. Zaten bunu 4. ünitede de görmüştük. Manevi unsurlar dediğimizde de biliyorsunuz din, dil, ahlak, örf ve adetler gibi alanlar neye giriyor? Manevi unsurlara giriyor. Bu maddi ve manevi unsurlar bir yandan hem toplumun gelişmesini sağlıyor, aynı zamanda ani değişim durumlarında da meydana gelecek zararlardan kimi koruyor? O toplumu korumuş oluyor. Arkadaşlar, Müslümanların tarih boyunca farklı coğrafyalarda ortaya koydukları maddi ve manevi birikimlerin tümüne İslam medeniyeti deniliyor. İslam medeniyetinin kaynağı nedir? Tabii ki vahiydir arkadaşlar. Şimdi İslam medeniyetini konuşalım biraz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin gelmesiyle 610 yılında Hira Mağarası'nda ilk vahyin gelişiyle artık İslam dini tebliğ edilmiş oldu. Peygamber Efendimiz vahiy görevini, peygamberlik görevini yerine getirdi. Vahiyleri insanlara ulaştırdı, aktardı. Daha sonrasında hicretle birlikte biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye bir hicret gerçekleştirdi ve burada İslam devleti kurulmuş oldu. Bu yüzden İslam medeniyeti başlangıcı Medine olarak kabul edilir ama tohumları nerede atıldı denildiğinde Mekke diyeceğiz. Ama kuruluş dönemi Medine'dir. Kuruluş yeri Medine'dir arkadaşlar. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretini esas alan ve onun vefatına kadar olan süreye asr-ı saadet dönemi deniliyor. Zaten İslam medeniyetinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Evet, İslam medeniyeti oluşum sürecinde hem diğer medeniyetlerin birikimiyle de etkileşim içinde olmuş hem de kendi özgün yapısını koruyarak farklı coğrafyalara o medeniyetleri götürerek oradaki insanları etkilemiş. Tabii ki yeni bakış açıları da kazanmış ve yeni ürünler ortaya koymuştur. Kuruluşundan itibaren tarihin her döneminde insanların ihtiyaçlarını karşılayan ilim yönünde, sanat yönünde, siyaset, hukuk ve eğitim alanlarında hem kurumlarıyla hem kavramlarıyla hem de düşünme biçimleri, geliştirdikleri düşünme biçimleriyle ne yapmışlar? Gittikleri yerlerde insanları etkilemişlerdir. Özellikle Farabi, İbn Sina, Biruni, Harezmi ve İbn Rüşt, İbn Haldun gibi ilim adamları ne yapmışlar? Kendi bulundukları dönemlerde felsefe alanında, mantık, matematik, tıp alanlarında, İbn Sina, astronomi alanlarında ne yapmışlar? Tüm dünyaya ilmi ürünler sunmuşlardır. Gelelim 4 halife dönemine. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra halife dönemi başlıyor. 4 halife dönemi deniliyor. İslam tarihçileri tarafından bu dönem bu şekilde ifade edilmiş. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali şeklinde halifeler. Hazreti Ebubekir'le birlikte başlayan fetihler Hazreti Ömer'le daha da genişletilmiş ve ardından farklı coğrafyalara taşınmıştır arkadaşlar. Ve sonrasında Hazreti Osman, Hazreti Ali dönemini de artık ne oluyor? Halife dönemi bitiyor ve sonra Emevi dönemi başlıyor. Emeviler döneminde İslam medeniyeti oluşum sürecine giriyor. Abbasi döneminde gelişiyor. Selçuklular döneminde bu gelişim devam ediyor arkadaşlar. Abbasiler döneminde Altın Çağ dediğimiz en önemli dönem yaşanıyor. Bunu unutmayalım. Selçuklular döneminde ne dedik? Bu süreç devam ediyor. Osmanlı döneminde ise kurum ve kuruluşlarıyla en parlak dönemi yaşanıyor. Evet, bu medeniyetlerden de bahsettiysek gelelim şimdi farklı coğrafyalardaki izlere. Şimdi İslam medeniyetinin farklı coğrafyalarda ortaya çıkması ve taşınmasında önemli komutanlarımız var, ilim adamlarımız var. Sa'd bin Ebi Vakkas, Amr bin As ve Musa bin Nusayr, Tarık bin Ziyad gibi komutanlar İran, Afrika ve Endülüs'e yaptıkları seferlerle önemli başarılar kazanıyorlar. Hint kültür havzasının oluşumunda kim etkiliydi? Gazneli Mahmud'un önemli bir etkisi vardı, katkısı vardı İslamlaşmasında o bölgenin, değil mi? Anadolu ve Balkanlarda kimin etkisi vardı? Sultan Alparslan'ın o bölgelerin İslamlaşmasına katkı sağladığı söylenebilir. İmam-ı Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam-ı Eş'ari, İmam Maturidi, İmam-ı Gazali gibi alimler de ve Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş gibi alimler de hem eserleriyle hem de onların yetiştirdikleri öğrenciler farklı coğrafyalara giderek oradaki insanlara İslam'ı anlatmış oldular, yaşayarak, örnek olarak göstermiş oldular ve bu bölgelerin İslam medeniyetiyle tanışmasını sağlamış oldular, sağlam temeller üzerinde yükselmelerini sağladılar. Anadolu ve Balkanlara taşınmasında Horasan Anadolu erenlerinin de önemli katkıları olmuştur. Abbasi halifesi Memun zamanında önemli bir akademi kuruldu arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Beytül Hikme adında çeşitli çeviri eserlerin yapıldığı bir akademi kurulmuştu. Hoca Ahmet Yesevi'ye ait olan Türkçe Divan-ı Hikmet, Türkçe diliyle yazılan Divan-ı Hikmet. Şimdi eserlere geldik arkadaşlar. Burası da önemli. Bunlara dikkat edelim. Kime ait olduğu, eser yazar eşleştirmelerine şöyle bir bakalım. Kaşgarlı Mahmud'un kaleme aldığı ilk Türkçe sözlük olan Divan-ı Lügat-ı Türk, ilerleyen zamanlarda tabii Türkçe olarak yazılan pek çok şiir, deyiş ve nefes de İslam medeniyetine değer katmıştır. Arapça alim ve arifler tarafından yazılan eserler ilim dili olarak Arapça kullanılmış ve bu dilde pek çok eserler yazılmıştır. İbn Arabi'nin Fususül Hikemi, İbn Haldun'un Mukaddimesi, İbn Sina'nın El Kanunu fit Tıp eserleri bu eserlere, Arapça yazılan eserlere örnektir. Hafız'ın Divanı ve Mevlana'nın, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi de pek çok edebi ve irfani eser olarak hangi dilde? Farsça olarak yazılan eserlerdendir. Evet arkadaşlar, şimdi İslam medeniyetinin izlerinin yoğun olarak görüldüğü bölgelerden hızlıca bahsedeceğiz. Hicaz bölgesi ve Anadolu, Balkanlar, Kudüs ve çevresi, Şam, Bağdat bölgesi, Endülüs, Emevi Devleti'nin kurulduğu yer, İran, Horasan, Türkistan ve Maverayn Nehir bölgesi, Hint alt kıtası, Kuzey Afrika'mız ve Mağrip bölgesinden bahsedeceğiz. Hicaz bölgesinden hızlıca bahsedelim. Arkadaşlar, Hicaz bölgesi İslam dininin Arap Yarımadası'nda ortaya çıktığı yerdir. Mekke, Medine, Hicaz bölgelerinin en önemli iki şehri. Neden? Çünkü Kabe burada bulunuyor. Şöyle yazalım. Kabe diyelim. Mekke, Medine diye de şöyle not alalım. Mekke İslam'ın ilk tebliğ edildiği yer, Medine'de Müslümanların hicret ettiği, Peygamber Efendimiz'in Mescidi Nebi'yi inşa ettiği, aynı zamanda Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince buraya Medine-tü Münevvere, nurlanmış şehir anlamına gelen ismi almıştı. Medine zaten kelime olarak da medeniyet kavramıyla aynı kökten geliyordu. Medine şehri İslam medeniyetinin şehircilik anlayışının bir modelidir. Çünkü Müslümanlar Mekke'de daha bedevi bir hayat yaşarken Medine daha şehir hayatı olduğu için oradan hicret ettiklerinde Medine'de daha sistematik bir hayata geçmişlerdi. Gelelim Kudüs ve çevresine arkadaşlar. Kudüs'te de önemli mescidimiz Mescid-i Aksa var. Bunu yazalım. Bu da önemli çünkü. Mescidi Aksa'nın bulunduğu yer. Mescid-i Aksa neden önemli? Biliyorsunuz Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ydı. Ayet gelince artık yüzünü Mescid-i Haram'a dön ayeti gelince Peygamber Efendimiz ve sahabiler namaz kılarken artık Mescid-i Haram'a dönerek yani Kabe'ye dönerek kılmışlardı. Ama ilk mescid Mescid-i Aksa kıble olarak kullanılıyordu. Yeryüzünde inşa edilen diyorsa Kabe'dir ama ilk kıble veya Müslümanlar için önemli olan ikinci mescit ya da Peygamber Efendimizin İsra Miraç mucizelerini yaşadığı, miraca yükseldiği yer diye sorarsa o zaman Kudüs diyoruz. Kudüs arkadaşlar İslam medeniyetinin en önemli dini ve kültürel havzalarından biridir. Tarihi çok eskilere dayanır. İsim olarak da zaten bereketli ve mukaddes gibi anlamlara geliyor. Peygamber Efendimiz buradan İsra ve Miraç mucizeleri yaşamıştır. Bu da bu şehri mukaddes kılan diğer önemli özelliklerdendir. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında fethedilmiş. Şöyle Hazreti Ömer diye yazalım. Evet ve İslam topraklarına katılıyor. İslam medeniyetine sahip olduğu adalet anlayışı ve diğer din mensuplarına karşı anlayışlı, hoşgörülü davranışı sebebiyle Kudüs ve çevresi insanlığın ortak tarih, kültür ve medeniyetinin güzel bir örneğidir. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 1917 yılına kadar. Şöyle yazalım. 1516 ve 1917'ye kadar Osmanlı'nın hakimiyeti içerisindeydi. Kim fethetmişti? Yavuz Sultan Selim arkadaşlar. Şöyle yazalım. Yavuz Sultan Selim döneminde fethedilmişti. Osmanlılar fethettikten sonra orayı hakimiyetini aldıktan sonra her yönüyle Kudüs'ü geliştirdiler. Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı Hürrem Sultan da külliye Kudüs'ün en önemli hayır kuruluşlarındandır ve buraya pek çok bağışta bulunmuştur. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Sultan II. Abdülhamit döneminde Siyonist Yahudilerin Filistin'e yönelik planlarını engelleyecek önlemler alıyor. Ama 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı bu bölgeden çekilmek zorunda kalıyor ve Kudüs tarihinin en zor dönemlerini yaşamaya başlıyor. 1948 yılında kurulan İsrail'in işgali ve zulmü günümüzde de devam ediyor arkadaşlar. Bundan da bahsetmiş olalım. Şimdi gelelim Şam ve Bağdat bölgesine. Diğer adı Dımaşk arkadaşlar. Şöyle yazalım Dımaşk diye. Şam şehri, Şam beldeleri, Bilad-ı Şam olarak da geçer. Şöyle Bilad-ı Şam diyelim. Burayı da unutmayalım. Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün bölgelerinin merkezidir. Hazreti Ömer döneminde, kimin döneminde? O da bilinsin. Hazreti Ömer döneminde Halid bin Velid komutasındaki ordu İslam ordu tarafından fethediliyor. Bu tarihten itibaren de İslam medeniyetinin önemli bir havzası oluyor. Şimdi komutanın ismi de önemli. Kimmiş? Halid bin Velid kumandasındaki orduyla fethediliyor bu bölgeler. Daha sonra Emevi Devleti'nin başkenti olarak önemini sürdürüyor. Bu dönemde çeşitli camilerde yapılıyor. Selçuklular şehre hakim olduktan sonra burada medreseler yapıyorlar arkadaşlar. Şam şehri 1521 yılından itibaren Osmanlı hakimiyetine geçti. Şöyle 1521 diyelim, Osmanlı diyelim buraya da. Evet. Osmanlı hakimiyetine geçiyor. 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaşla ne yapıyoruz? Türkiye olarak hem devlet hem millet olarak da Suriye halkının yanında bulunuyoruz. Bu da hala o bölgelerle, o coğrafyayla bağımızın kopmadığını gösterir. Abbasi halifesi Mansur tarafından Bağdat şehri kurulmuştur ve İslam medeniyetinin önemli bir yeri olmuştur. Şöyle yazalım bunu da Mansur diyelim şöyle. Mansur tarafından kuruldu diyelim. Bağdat'ta kurulan en önemli medrese Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk adına kurulan Nizamiye medreseleridir. Bu da önemli. Beytül Hikme de neredeydi? Burada bulunuyordu arkadaşlar. Camilerde Mansur Camii de önemli bir eğitim merkeziydi. Evet bu şehirde arkadaşlar Irak ve Bağdat bölgelerinde Hazreti Ali Camii ve türbesi bulunuyor. İmam Ebu Hanife'nin camii ve türbesi de yine Bağdat'ta bulunuyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılıyor. Bu topraklar Şiir Osmanlılar döneminde yeniden tarihi ve kültürel önemine kavuşuyor. Moğol istilasıyla tarumar oluyor. Günümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalinin etkileriyle zor günler geçirmektedir. Gelelim şimdi İran, Horasan, Türkistan ve Maveran Nehir bölgesine. Hazreti Ömer döneminde İslam medeniyetine topraklarına katılan İran, Horasan bölgesi önemli havzalarımızdan. Güneşin doğduğu yer anlamına gelen Horasan. Çok önemli bu isimlerde arkadaşlar. Nişabur, Merv, Belh, Herat gibi önemli şehirlerin yer aldığı bölge. Günümüzde de Afganistan, Tacikistan, İran gibi ülkelerin topraklarında yer alan bu bölgedeki nüfusun büyük çoğunluğu Türklerden oluşuyor. Büyük Sufi Mevlana Celaleddin Rumi hangi şehirde doğmuştu? Belh şehrinde. Daha sonra Anadolu'ya göç ediyor. Horasan bölgesi özellikle kendine özgü bir tasavvuf anlayışı öne çıkarıyor ve bu bölgeden Anadolu'ya, Balkanlara pek çok derviş gidiyor. İslam dininin yayılmasında katkıda bulunuyorlar. Nehrin öbür yakası. Nehrin öbür yakası anlamına gelen Maverayun Nehir bölgesine gelelim. Şimdi arkadaşlar Orta Asya'da Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgenin adıdır. Semerkant, Buhara ve Kaşgar Türkistan'da önemli şehirlerindendir. Türkistan olarak bilinen ve Türklerin ana yurdu denilen geniş coğrafyanın bir parçası konumunda olan bu bölgede İslam medeniyetinin hem sanat hem de estetik anlayışını yansıtan önemli bir havzadır. Burada Semerkant ve Özbekistan şehirleri çok kıymetli, gezilmesi gereken yerlerdendir. İmam Buhari'nin türbesi de burada bulunuyor. İmam-ı Tirmizi'nin, Maturidi'nin, Farabi'nin, İbn Sina, Zamahşeri ve Ali Kuşçu gibi önemli ilim adamları Özbekistan'da yetişmiştir. Evet, Hint alt kıtasından bahsedelim. Şimdi Pakistan'ı da Hindistan'ı da kapsayan bu bölge İslam medeniyetinin izlerini taşıyor. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri biliyorsunuz. Hindistan, Endonezya ve Pakistan'dan sonra en çok Müslümanın yaşadığı yer Hint alt kıtası. 7. yüzyılda Müslüman Arap tüccarların bu ülkeye yaptıkları ticari seferler neticesinde bu bölge İslam medeniyetine katılıyor. Abbasiler döneminde yapılan fetihler sonrasında da Hindistan'da İslam yayılmaya başlıyor. İslam ile tanışmasının ardından 19. yüzyıldaki İngiliz işgaline kadar Gazneliler ve Babürler gibi Türk İslam devletlerinin egemenliği altında kaldığını görüyoruz Hindistan'ın bu bölgelerde. İslam devletleri döneminde çok parlak bir dönem yaşıyor. Pek çok cami ve mimari eser de Hindistan'a zenginlik katıyor. Babürler döneminde yapılan ve dünyanın 7 harikasından biri sayılan Tac Mahal arkadaşlar. Şöyle yazalım. Tac Mahal, bu da önemli bir eser. Hindistan'daki İslam medeniyeti eserlerinin en güzel örneklerindendir. Yine bu bölgede yetişen İslam alimlerinden, İslam medeniyetine ilmi anlamda önemli katkılarda bulunan İmam-ı Rabbani, Şah Veliyullah, Dihlevi gibi alimler hangi alanlarda? Tefsir, hadis, kelam alanlarında, tasavvuf alanlarında önemli eserler vermiştir. İmam-ı Rabbani'nin eseri nedir? Şöyle yazalım. İmam-ı Rabbani hangi eseri vermiştir? Mektubat-ı Rabbani diyelim. Mektubat isimli eseri diyelim. Aklımızda kalsın. Yine bu coğrafyada bulunan önemli şair Muhammed İkbal arkadaşlar. Muhammed İkbal, onu da not alalım. Muhammed İkbal önemli bir düşünürdür kendisi. Yazdığı eserleriyle Müslüman son yüzyıldaki İslam düşüncesini etkiliyor. İngiliz sömürüsüne karşı ülkesinin bağımsızlığı için çalışıyor. Türk milli mücadelesine de destek veriyor. Cavitname isimli eseri onun en önemli eseridir. Evet, Cavitname isimli eseri de diyelim. Anadolu ve Balkanlara geldik arkadaşlar şimdi. 1071 yılında Sultan Alparslan'ın yapmış olduğu Malazgirt seferiyle kapıları İslam'a açılıyor. Şöyle yazalım. Sultan Alparslan diye not alalım. Sultan Alparslan döneminde bu coğrafya İslamiyetle tanışıyor. Türk İslam medeniyetinin geçmişten günümüze kadar en önemli havzalarından biri oluyor. Burada İstanbul dışında Edirne, Bursa, Konya, Erzurum, Diyarbakır gibi şehirlerde İslam medeniyetinin önemli şehirleri, kültür şehirlerinden sayılıyor. İslam hilafetinin başkenti olan İstanbul, 3 kıtanın birleştiği dünyanın en önemli şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Evet arkadaşlar. Gelelim şimdi alimlere, sufilere, Anadolu topraklarında yetişenler. Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Molla Fenari, Davud-u Kayseri, Aziz Mahmut Hüdayi, Niyazi Mısri ve İsmail Hakkı Bursevi gibi alimler de Anadolu ve Balkanlar topraklarında yetişen alimlerimiz. Burada yine Anadolu'nun Avrupa'ya uzanan halkası Balkanlar, İslam medeniyetiyle tanışması Müslüman Türk topluluklarının o bölgeye yerleşmesiyle başlıyor. Bu bölgede İslam yaygınlaşınca Osmanlı döneminde oluyor bunlar. Fetihler sonrasında da Anadolu'dan getirilen Türkmen boyları bu bölgeye yerleştiriliyor. Osmanlıların İslam anlayışından etkilenen Boşnaklar ve Arnavutlar Müslüman oluyorlar. Günümüzde Balkanlarda Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova başta olmak üzere pek çok ülkede milyonlarca Müslüman yaşıyor. Ülkemiz, özellikle Batı Trakya'da yaşayan Müslümanlar soydaşlarımızın sorunlarıyla da bir devlet politikası olarak ilgilenir. Evet arkadaşlar, Vardar Nehri Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yapılan, üzerine yapılan taş köprü, Filibe'de Sultan Murat Hüdavendigar Camii, Yunanistan'da Kavala'da bulunan Mehmet Ali Paşa Medresesi ve Bosna'da Mimar Hayrettin tarafından yapılan Mostar Köprüsü bu önemli eserlerden bazılarıdır. Bosna dediğimizde tabii ki önemli bir isim kimdi arkadaşlar? Aliye İzzet Begoviç olacak. Aliye İzzet Begoviç halkın çok sevdiği bir isim. 18. yüzyıldan itibaren çıkan savaşlarda Balkanlardaki Müslüman nüfusun bir kısmı hayatını kaybediyor. Bir kısmı da Anadolu'ya göç etmek zorunda kalıyor. Yakın tarihte yaşanan Bosna Savaşı'nda 100.000'i aşkın Müslüman katlediliyor ve 2 milyon insan göç etmeye zorlanıyor. 2003 yılında vefat etmiştir Aliye İzzet Begoviç. Bu coğrafyayla tabii ki bizim kardeşlik bağımız apayrıdır. Bosna Hersek'teki Srebrenica katliamının acısını da paylaşmak amacıyla o katliama verilen isimdir bu. Ülkemizden çok sayıda kişi her yıl 8-11 Temmuz arası Marş Mira denilen etkinliğe katılır. Barış yürüyüşü etkinliğidir. Bizler de Türkler olarak oradaki kardeşlerimizle ne yapıyoruz? Kalbi bağlılığımızı göstermeye devam ediyoruz. Kuzey Afrika, Mısır ve Mağrib bölgesiyle devam ediyoruz. Mağrib, Mısır'dan Atlantik Okyanusu'na kadar uzanan bölgeye verilen, Kuzey Afrika bölgesine verilen isim. Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya şehirleri bu bölgede bulunur. Hazreti Ömer zamanında Amr bin As komutasında Mısır'dan fetih başlatılıyor. İslam hakimiyeti boyunca Mağrib'de birçok emirlik ve devlet kuruluyor. Şöyle hemen yazalım. Hazreti Ömer diyelim. Hazreti Ömer döneminde ve kimin kumandanlığında? Amr bin As kumandanlığında fethediliyor bu bölge arkadaşlar. Osmanlı döneminde Barbaros Hayrettin Paşa 1517'de Cezayir ve civarını İspanyollardan kurtarıyor. Bir süre sonra Cezayir'in tamamı hakimiyeti altına alınıyor. Turgut Reis komutasında da 1551 yılında Trablusgarb'ı ele geçirerek Osmanlı idaresini bütün Libya'da hakim kılıyor. Türklerin hakimiyeti Mağrib Fransız istilasına kadar huzur içinde yaşıyor. 1830 yılında Cezayir şehrini istila eden Fransa daha sonra Tunus, Fas ve Moritanya'yı da işgal ediyor. Sömürge döneminde Mağrib'in her tarafında işgalci Batılılara karşı direnişler ve ayaklanmalar başlatılıyor. Cezayir'de Abdülkadir el Cezayiri'nin, Fas'ta ise Abdülkerim el-Hattabi'nin, Libya'da Ömer Muhtar'ın mücadelesi önemli direnişlerden, hareketlerdendir. Bu direniş hareketleri sayesinde Kuzey Afrika ülkeleri zamanla ne yapmışlar? Bağımsızlıklarını kazanmışlar. Ömer Muhtar'ın bir sözünü aktarmak istiyorum. Biz asla teslim olmayız, ya kazanırız ya ölürüz demiştir Müslüman direnişçi. Evet, Kayrevan Ulu Camii Mağrib'de inşa edilen bütün camilerin üzerinde etkili olmuş arkadaşlar. Yine Hazreti Ömer döneminde Amr bin As komutasındaki İslam orduları tarafından fethedilen Mısır, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine giriyor. Eser Camii ve Medresesi Kahire'de Fatimi Sarayı'nda büyük bir kütüphane kuruluyor. 1004 yılında Kahire'de tesis edilen Darül Hikme. Bunu daha önce duymuştunuz. Felsefe, mantık, matematik, tıp gibi alanlarda önemli çalışmalar yapılıyor. Eser Üniversitesi İslam dünyasının hala ayakta olan en eski üniversitesi, eğitim kurumudur arkadaşlar. Dünyanın pek çok yerinden buraya ilim öğrenmek için geliniyor. Bunu unutmayalım. Şöyle El Esher diye not alalım üniversitenin adını. Evet, Mısır'da bulunan bir üniversite. Endülüs'e geldik arkadaşlar. Son havzamız İber Yarımadası'na, İspanya ve Portekiz sınırları içerisinde de bulunan Müslümanlar tarafından verilen isim Endülüs. En önemli şehirleri Kurtuba, şöyle yazalım, Granada diye bilinen, Granada diğer ismi, Granada ismidir ve bu şehirler çok kıymetlidir arkadaşlar. İşbiliye de önemli şehirlerdendir. Şöyle yazalım, İşbiliye diye. önemli şehirleridir. Yarımada'nın fethi 8. yüzyılda Emevi komutanlarından Tarık bin Ziyad'la birlikte fethediliyor. Tarık bin Ziyad önemli isimlerdendir. Bölge 15. yüzyılın sonuna kadar İslam medeniyetinin Avrupa'daki merkezi oluyor. Bu bölgede pek çok önemli eserler, hem ilmi eserler hem de mimari eserler veriliyor. Son olarak 1492'de Beni Ahmer Devleti'nin de yıkılmasıyla buradaki İslam hakimiyeti son buluyor. Hristiyanlar bölgeye hakim oluyor. Sonra Endülüs'teki İslam medeniyetine ait izler tamamen siliniyor. Eserler yakılıyor, yıkılıyor, camiler kiliseye çevriliyor. Buradan ayrılmak zorunda kalıyor Müslümanlar ve Yahudiler Osmanlı gemileriyle Anadolu ve Afrika'ya taşınmışlardır. Buralara taşımışlardır Müslümanları. Endülüs Emevi Devleti'nin başkentliğini yapan Kurtuba şehrinde İslam medeniyetini yaşatan önemli eserler inşa edilmiş. Kurtuba Camii önemli eserlerden biri fakat günümüzde cami olarak kullanılmıyor. Yine El Hamra Sarayı da sanat ve estetiğin en güzel yansımalarından biri olan günümüze kadar inşa edilen, kale olarak inşa edilen eserlerden biridir. Arkadaşlar İslam medeniyetinin batıya taşınmasında önemli bir rol üstlenen Endülüs'teki ilmi çalışmalar Hristiyanlar tarafından Arapçadan Latince'ye tercüme edilmiş, yani çevrilmiş. İslam medeniyetinin eserleriyle katkıda bulunan İbn Hazm, İbn Rüşt ve İbn Arabi gibi şahsiyetler bu bölgelerde, Endülüs bölgesinde yaşamıştır. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Konu özetimizi yaptık. Şimdi gelelim yazılı provamıza. Hadi bakalım başlayalım. Evet, şimdi burada verilen kavramları tanımlarıyla eşleştirelim. Mizaç, huy, karakter, tabiat gibi anlamlara gelir. Ne demekti arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. Mizaç, huy, tabiat gibi anlamlara gelen kavramımız ahlak olacak. Hemen şöyle yazalım B ahlak diye. Örf ve adetlerde yer edinen, dinin etkisinin daha çok görüldüğü uygulama neydi arkadaşlar? Daha çok örf adetlerde yer edinen cenaze töreni dinin etkisinin çok görüldüğü bir uygulamadır. Yani hem bir örf adettir, aynı zamanda din bize bir yakını kaybettiğimizde ya da bir yakınını kaybeden yakınımıza ne yapmamız? Ziyaret etmemiz istenmiştir. Hemen şöyle yazalım A cenaze töreni diye. Toplumda uygulana gelen ve nesilden nesile aktarım yoluyla devredilen değerler örf olacak arkadaşlar. Hemen C harfimiz diyoruz. Bir şeyi olması gereken yere koymak ne demekti? Adaletti değil mi? Şöyle adalet diyoruz. Nefsin aşırı isteklerine karşı dirençli olma, iffet olacak. Vatanı, dini değerleri, namusu yiğitçe korumak, şecaat olacak. Hemen arıyorum, şecaat F diye yazıyoruz. Mutlak adalet sahibi anlamına gelen Allah'ın isimlerinden biri El Adl olacak. Değerler eğitiminin ilk başladığı yer aile olacak. Hemen bakalım şöyle aile E harfini diyoruz. Bir topluma ait binalar, giysiler, araç gereçler maddi değerleri ifade eder. Hemen şöyle yazalım G diye. Bir önceki nesilden görüldüğü şekliyle tekrarlanan toplumsal alışkanlığa adet deniliyor. Bizim adetlerimiz böyle, sizin adetleriniz şöyle diye ifade edilir ya. Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeyleri sevk eden ilahi emirler bütünde dinin tanımı olacaktı. Evet, doğru cevaplarımız bu şekilde. Boşluk doldurmaya geldik. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz. Nokta nokta maddi ve manevi ögelerin bütününü ifade eder. Maddi ve manevi ögelerin bütününü ifade eden değer olacak. Şöyle yazalım. Değer. Tarihi camiler mimari eser olarak maddi bir değerken arkadaşlar, değil mi, dini bir yapı olarak manevi değer taşımaktadır. Değerler nokta nokta açısından iyi ve nokta nokta olarak tanımlanır. Ne açısından iyi ve bakalım kötü olarak tanımlanıyormuş. İyi ve kötü dediğimizde değerler ahlak açısından, yani ahlaki açıdan şöyle ahlak açısından iyi ve kötü olarak tanımlanır. Sanat açısından güzel veya çirkin de hatırlarsanız. Din, örf ve adetler, sanat, eğitim ve nokta nokta değerlerin oluşmasını etkiler. Arkadaşlar hangi değerlerin oluşmasını etkiler? Sanat, eğitim ve tabii ki felsefe değerlerin oluşmasını etkiler diyelim şöyle. Ahlak felsefesi vesaire, bunları hatırlarsanız felsefe değerlerin oluşmasını etkiler. İslam dini nokta nokta öğütlediği ahlaki ilkelerle nokta nokta geliştirmeyi hedefler. İslam dini bireye öğütlediği ahlaki ilkelerle neyi geliştirmeyi hedefler? Değerleri geliştirmeyi hedefler. Evet, değerleri de gördük. Hemen yazalım. Ahlaki öğütlerle, ilkelerle değerleri geliştirmeyi hedefler olacak ve tamamlıyoruz. Gelelim doğru mu yanlış mı ya arkadaşlar? İslam dini bireye öğütlediği ahlaki ilkelerle kişilik gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Evet, doğru olacak. Örf ve adetler toplumu bir arada tutan unsurlar değildir. Yanlış olacak arkadaşlar. Tutan unsurlardan biridir çünkü. Din toplum kültürünün oluşmasında etkilidir. Tabii ki etkilidir. Ah, özür dilerim, burası ne olacak? Yanlış yazmışız, doğru çizmişiz. İffet, haramdan uzak durma, günahlardan kaçınma demektir. Doğru. Gençlerin kişilik gelişiminde içinde büyüdüğü toplum ve ailenin hiçbir etkisi yoktur. Yanlış. İlk olarak temel değerlerle ailede karşılaşıyordu. Sonra eğitim kurumları ve arkadaş ortamları diye gidiyordu. Demek ki kişilik gelişimimizde bulunduğumuz ortamlar ve aile yapısı etkiliydi. Evlilik töreni, bayram ziyareti ve benzeri değerlerin oluşumunda dinin etkisi vardır. Evet, doğru. İşlerin liyakat ve ehliyet sahibi kişilere emanet edilmesi şart değildir. Yanlış. Tabii ki adalet ilkesi gereği işlerin, görevlerin liyakat ve ehliyet sahibi kişilere verilmesi şarttır. Şecaat, bilgelik, yerindelik ispat etmek demektir. Yanlış. Hikmet olacaktı burası arkadaşlar. Şöyle hikmet diye doğrusunu da yazalım. Mizaç temel değerlerdendir. Yanlış. Mizaç temel değer değildir. Bir kavramdır. Karakter, huy demektir. Şecaat sahibi insanların düşünme ihtiyacı yoktur. Yanlış. Yani çok cesur, çok yiğit, kahraman diye düşünmeye ihtiyacı yok mu? Hayır. İslam dini cahilce cesareti teşvik etmez. O yerinde ve doğru bir şekilde cesareti teşvik etmiştir. Evet arkadaşlar, değerleri uygun başlık altına gruplayın diyor. Burada gördüğünüz gibi değerlerimiz var. Maddi değerler ve manevi değerler olarak bizden ne isteniyor? Sınıflandırmamız isteniyor. Hemen sınıflandıralım. Şimdi öncelikle maddi değerlerden başlayalım isterseniz. Mesela hamam bir maddi değer midir? Manevi bir değer mi? Tabii ki binaya girdiği için hamam maddi bir değerdir arkadaşlar. Ardından dil demiş, geçiyorum, manevi değerdir. Arazi tabii ki maddi bir değerdir. Sonrasında din demiş, onu da geçiyorum. Görenek demiş, hayır, manevi. Gelenek de aynı şekilde. Ev arkadaşlar, evet, maddi bir değerdir, bina sınıfına girer. Sonra tarih, aile demiş, aile de maddi bir değerdir, aile diyelim şöyle. Kültür maddi bir değer değildir. Cami arkadaşlar, cami hem maddi hem manevidir ama maddi olarak yazalım biz bunu. Maddi çünkü bina sınıfına girdiği için maddi bir değerdir. Ardından bayramlar manevidir. İş, evet, işler de maddi bir değerdir. Vatan, millet, bayrak, devlet. Vatan diyelim, millet ve devlet, bayrak. Bunlar neydi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, maddi değerlerimiz bu kadar. Şimdi gelelim manevi değerlere. Tabii geride kalanları manevi değerlere yazacağız. Mesela hangisi geliyor? Dil geliyor önce, değil mi? Dil manevi bir unsur, manevi bir değerdir. Tabii ki din de aynı şekilde. Görenek geliyor. Görenek ve gelenekler de manevidir. Gelenek diyelim. Sonrasında tarih tabii ki manevi bir değerdir, tarihlerin tümü. Ardından ne geliyor? Kültür geliyor. Kültür de manevi bir değer ögesidir. Sonrasında tarih var. Tarihi yazdık, kültürü yazdık. Cami, bayramlar arkadaşlar. Bayramlar manevi bir değerdir. Ve bu kadar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi maddi değerleri ve manevi değerleri sınıflandırdık. Aralarında eşleştiriniz ama buradaki eşleştirmeyi nasıl yapacağız? Anlam ve zıt anlam şeklinde verilmiş. Zulmün zıttı neydi? Adalet arkadaşlar, değil mi? Adaletin zıttı zulümdür. Peki kabalık demiş. Bu da tabii ki saygının zıt anlamı. Saygı olacak. Şöyle. Nefretin zıt anlamı sevgi. Bir değerdir bunların hepsi. Bencilliğin zıttı cömertlik, birbirlerinin zıttıdır. Cömertlik ve cimriliğin diğer anlamı da yardımseverlik. Şöyle aslında cimriliğin zıttı cömertlik diyelim biz buraya. Cömertlik, Buraya yardımseverlik daha çok uyuyor. Çünkü bencilde yardımsever bir tavır olması gerekiyor. Evet, yardımseverlik diyelim. Geldik çoktan seçmeli sorularımıza. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete rağm ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Mehmet Akif Ersoy'un bir dizesi arkadaşlar. Şimdi bakalım bu dizelerdeki altı çizili kelime grubuyla kastedilen tutum ve davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Doğru inanca sahip olmak. B. Ön yargılarla hareket etmek, olumsuz bir şey. C. Doğru bilgiye sahip olmaya çalışmak. D. Doğru davranışta bulunmak. E. Yaratılış amacına uygun olarak hayatı anlamlandırmak. Şimdi burada hikmete rağm ol diyor. Yani hikmete tabi ol, hikmete sarıl diyor. Hikmetin tam zıttı ne demekti? Ön yargılarla hareket etmek daha uygun. Çünkü hikmet dediğim şey yerindelik, uygunluk, derin bilgi, kavrayışa sahip olmaktı. Tabii ki A, C, D, E seçenekleri hikmete uygun düşerken B seçeneği buna ters düşer. Dinin esaslarına aykırı olduğu için toplumda yer alan bazı inanış veya uygulamalar İslam dinini reddettiği uygulamalardır. Aşağıdakilerden hangisi bu inanış ya da uygulamalardan değildir? A. Kan davası gütmek. B. Evlendirilecek kız için başlık parası istemek. C. Türbeye adak adamak. Bunların hepsi İslam'ın reddettiği davranışlar. Şöyle yazalım. D. Dileğin gerçekleşmesi için ağaçlara çaput bağlamak. İslam'ın reddettiği örf ve adetlerdendir. E. Doğumundan sonra çocuğun kulağına ezan okumak güzel bir davranıştır. Ad koyma, isim belirleme ve kulağa ezan okumak sünnettir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir? A. Din. B. Irk. C. Ekonomi. D. İnsan. E. Coğrafi çevre. Arkadaşlar İslam medeniyetinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerde din, ekonomi, insan ve coğrafi çevre vardı. Ama ırk yoktu. Zaten farklı milletlerin bir araya gelmesiyle kurulmuştu. O yüzden etkili olan faktörlerden sayılmaz. İslam dünyasının en önemli merkezidir. Hazreti Peygamber'in yaşamış olduğu topraklardır. En önemli şehirleri Mekke, Medine ve Taif'tir. Yukarıdaki bilgiler İslam medeniyetinin izlerinin yoğun olarak görüldüğü hangi bölgeye aittir? A. Şam ve Bağdat bölgesi. Hayır. B. Anadolu ve Balkanlar bölgesi değil. Mekke, Medine, Taif orada bulunmuyor. C. Hint alt kıtası değil. D. Kuzey Afrika değil. Hicaz bölgesi demiş E seçeneğinde. Evet, doğru olacak. Mekke, Medine ve Taif'in bulunduğu şehir, Peygamber Efendimiz'in yaşamış olduğu bölgeler, İslam'ın önemli ilk olarak tohumların atıldığı ve sonra devletin kurulduğu yer Hicaz bölgesiydi. Şam ... döneminde fethedilip önemli bir kültür merkezi olmuştur. Sonraki dönemde Emevilere başkentlik yapmıştır. Arkadaşlar parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şam hangi halife döneminde fethedilmişti? Tabii ki Hazreti Ömer döneminde. Seçeneklere bakıyoruz. A'yı direkt eledik. B seçeneğinde Hazreti Ömer'i gördük. Cevabımız B seçeneği Hazreti Ömer olacak. Geldik ödüllü sorumuza. Yazılı provamızın sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen siz de notlarınızı almayı unutmayın. Nehrin öbür yakası anlamına gelen bölgenin ismini yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.